Senden de var. İyi. Herkese merhabalar. Tekrardan merhabalar. Ben geldim. Biz kahvaltımızı ettik ve şimdi hemen bir ebebeğe geldik. Çünkü uzun kollu zıbınlardan gelmiş. Bunlardan alacağım. Saatlerimiz şu anda 19.45 ve günlerden pazar. Bu vloguma bugün bir türlü açılış yapamadım. Neyse artık akşam açılışı oldu bu da. Biz şimdi eve biraz önce geldik. Yani saat 7 gibi eve geldik. Ben hemen Nas'ın karnını doyurdum ve onu yatağına yatırdım. Zaten şu an saat dediğim gibi 19.45. Yani bir 40 dakikada anca uykuya daldı. Başucuna da şimdi kamerayı koydum. Monitörü de yanıma aldım. Tunca da içeride maç izliyor. Bugün derbi varmış. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçı var. Şu an içeride stresli bir şekilde o onu izliyor. Görmüş olduğunuz gibi biz bugün her zamanki yerimizdeydik. Genelde zaten vloglarda da görüyorsunuz. Kahvaltı için hep aynı yere gidiyoruz. Orası benim bekarlığımdan beri devamlı gittiğim bir yer. Bir de bebekle gittiğimiz zaman çok rahat ediyorum orada. Kahvaltıdan sonra da normalde ya Perlevis'le ya da Avcılar'da Pelikan'a gidecektik. Yani AVM'ye, daha doğrusu ebeveye gitmemiz gerekiyordu. Çünkü Nas'ın bir tane bile hani alt silme pamuğu kalmamıştı. Avcılar'a da gitmişken Damla ve Tuna'ya uğradık. Orada bir kahve içtik, birazcık sohbet ettik. Sonra Nas'ın orada karnını doyurdum, üstünü değiştirdim. Daha sonrasında oradan Perlevista'ya uğradık. Perlevista'da Nas'ın ebebekten tüm ihtiyaçlarını aldım. Bir de kendi saatimi yaptırdım. Bu saati size daha önce göstermiştim. Bunu indirimden almıştım Trendyol'dan. Ama saat bayağı bir büyük gelmişti. O yüzden bu saati de şöyle birazcık, hatta bayağı bir küçülttürdüm. Daha sonrasında Perlevista'dan çıktıktan sonra da annemlere geçtik. Çünkü halamlar gelmişti. Hem onları görmüş oldum. Birazcık sohbet ettik. Zaten Nas'ın da biliyorsunuz gece uykusu saat 7.30'dan sonra. Yani 8'de diyeyim aslında. Yani Nas'ın gece uykusu 8'de başlıyor. O yüzden biz de evimize geldik. Yani Nas'ın da uyku saati gelmişti. Hem de yatağında yatsın istedim. Aldıklarımı henüz yerleştiremedim. Çıkaramadım poşetten. Çünkü direkt Nas'la ilgilendim. Hani karnını doyurup onu uyuttuğum için. Şimdi de çok açım. Gerçekten çok açım. Köfte kızartacağım. Salata yapacağım. Bir de annem bir şeyler hazırlamıştı. Birkaç parça onlardan aldım. Vlogumda açılış yaptığıma göre, şöyle kısa bir özet geçtiğime göre artık karnımı doyurabilirim. Yani hazırlığa başlayabilirim. Ya yenilirseniz? Açım ya. Hızlandırılmış 15 dakikam var. Çık, kenara çık. Saçmalama ya. Ne yapayım? Ne yapılır? 15 dakikada hazır şimdi bak sofra. Dur bir dakika bekle. Ya maça yetişecek diye. Bir saniye, bir saniye. Tamam, çık, ben hazırlarım. Bıçak almadık bak bugün, gördün mü? Bak duyuyor, bağırma. Bıçaklarım böyle paslandı. O yüzden hepsini çöpe attım. Soğan doğru. Aman soğan, aman. Aşkım sumak mı var? Sumak yapacağım. Şey, sumak var mı? Söğüş. Söğüş yapacağım, var. Yok var, aşkım. Var. Bir tanem sumak yok evde. Ben halledeceğim, sen merak etme. Nereden buldun sen bu sumağı? Bu sumak değil ki, pul biber. Bu sumak. Bütün çaldım komşudan, gelince bize vereceğim. Çok dedim. Ciddi bir soru soruyorum sana. Geçen burada sumak yoktu, bitti, ben çok attım. Çok ciddi cevap veriyorum ben. Ya şişeyi temizledim. Tamam. Nereden aldın sen bu sumak? Komşudan. Yavaş yavaş yapalım ya, bir şey olmaz. 15 dakikada sofra kurmamız lazım. Neden? Maç başlıyor. Sumağı ver, tuzu ver. Ne yapayım? Karabacıkmış burada. Ne? Soğan doğru diye bak. Karabacıkmış burada, yemek yok ya. Ağlama tamam. Dayanamıyorum. Tunca yapma sakın böyle şeyler. Ben kıyamam. Tamam dur, hazırlıyorum dur. Şunu aç onu. Yapma, ben de ağlarım bak. Tamam dur, sen çok acıktın. Karışacak şimdi hepsi. Adam gerçekten hızlı hızlı yemek hazırlıyor. Ya böyle olacaksa eğer her gün maç olsun, kabulüm. Bir de beni çekme. Neden? Demin şey yaptın ya, kızdın ya, ben ağladım biraz falan, gözlerim dolu dolu o yüzden. Yemeğimi yedim, kendime geldim. Şimdi de hemen şu aldıklarımı makineye atacaktım ama atmadan önce hemen sizlere göstermek istedim. Kızıma şu oyuncaktan aldım ama bunu da ilk önce bir temizleyeyim, yıkayayım ondan sonra. Şöyle bir tane yelek aldım. Bizde bunun beyazı vardı ama bir tane vardı. Bir tane böyle yedekte aldım ki ihtiyaç duyuyordum. Ama bunu bir beden büyük aldım. Bir de aynı şekilde onun böyle uzun kollu olanından aldım. Şu bodylerden aldım Nas'a. Ama tabii hem uzun kollu hem kısa kollu
Hem de böyle tişört kollu olanından aldım. Nas'ın dolabındaki bodyleri artık bayağı böyle bir küçülmüştü, daralmıştı. O yüzden hani yenisini almam şarttı. Bunlar gerçekten çok lazım oluyor. 4 tane de kısa kollu aldım. 5 tane de şöyle uzun kollu aldım. Bebekten son olarak da pamuk aldık. Alt temizleme pamuğu aldık. Onu zaten toplu bir şekilde alıyoruz. Biz bebekten çıktıktan sonra Tuncacığım sağ olsun saatimi yaptırmaya götürdü. Ben de o sırada hemen Watsons'a girdim. Duş jelimiz bitmişti. Sıvı sabun olarak da bu markayı kullanıyorum. Sonrasında bir tane şöyle tarak aldım. Benim tek kullandığım rimel şu L'Oreal'in Mega Volume rimeli. Bunu yıllardır kullanıyorum. O kadar memnunum. Çevremdeki herkes bana şu Elsev'in mor şampuanını çok önermişti. Ben de şu turunculuklardan gerçekten nefret ediyorum. Hatta bilmiyorum ama şu Elsev'in mor şampuanını da bir süre deneyeceğim. Eğer bu turunculukları önlemezse artık saçlarımı gerçekten kahverengiye boyamayı düşünüyorum. Saçınızı böyle sarıya boyadığınız zaman ki sarışın olanlar zaten bilir ya da saçında ombre olanlar bilir. Böyle devamlı bir kuaföre gitmek zorunda kalıyorsunuz. Saçlarımdaki bu turunculukları götürmek için, sarılarımı biraz daha soğutmak için kuaföre gittim. Ama yine böyle turunculaşmalar oluyor. Bu da beni çok rahatsız ediyor. Bir şöyle bir şey, mesela etrafımda böyle saçları sarı ya da ombreli olan arkadaşlarımla konuşuyorum da ne kadar mor şampuan olursa olsun, ne kadar işte sarı boyatırsanız boyatın ya bir şekilde bu saç kuaför istiyor. Kuaföre gidiyorum, saçlarımdaki şu turunculaşmalar gidiyor. İşte istediğim sarıya doğru gidiyor ama eve geliyorum bir ay sonra gene böyle turunculaşıyor. Ama bu kadar da ilerlemişken şu istediğim platin sarısına gitmeden vazgeçmek de istemiyorum. Yani şu saç istediğim bebek sarısıyla platin sarısıyla alakası yok. Kuaföre de gitmeye gerçekten üşeniyorum ya. Gerçekten üşeniyorum. Aldıklarım bu kadar. Başka da bir şey almadım. Saatlerimiz şu anda gece 1. Ben bir saat önce kızımın karnını doyurdum. Tekrardan yatağına geri yatırdım. Nas şimdi uyuyor. Biraz önce de Tunca uyudu. Ben de dedim ki fırsat bu fırsat. Şöyle sakin sakin koltuklarımı bir sileyim. Ben de gecenin birinde oturdum, koltuk sildim. Bu sefer sabaha bırakmadım koltuk silme işini. Ve şu anda koltuklar mis gibi. Hatta yastıklarım şurada, ayıcığın üstünde. Bu yastıkların kılıflarını da söktüm. Onları da makineye attım. Tabii artık onları yarın sabah çalıştıracağım. Şöyle bir şey, zaten gece koltukları silmem daha iyi oldu. Çünkü sabaha kadar hem kurumuş olurlar. Yani gündüz sildiğim zaman, şimdi Nas da koltuğun üstünde vakit geçirdiği için o yüzden böyle nemli kalıyor. En azından sabaha kadar bunlar kurumuş olur. Hani bir şeyi yapacaksam gerçekten onu kafaya koydum mu yapıyorum. Arın bir de salonumu şöyle süpürdüm mü sildim mi tamamdır. Ve ben şu anda bir soğuk kahveyi hak ettim. Günaydın. Günaydın anneciğim. Günaydın prenses. Anneciğim oyuncaklarınla mı oynuyorsun? Hadi gel bunu çekelim. Bak 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 bak. Evet, nasıl titriyor. Şu emziği alabilir miyim? Şu emziği alabilir miyim 2 dakika? Şöyle bir yüzünü göreyim senin. Teyzeler, ben karnımı doyurdum. Annem üstümü değiştirdi. Sonra biz birazcık böyle sohbet ettik. Birazcık birlikte oyun oynadık. Şimdi de oyun alıma geldim. Hadi sıkayım yanaklarını böyle. Evet. Sıkayım mı senin yanaklarını böyle? Şöyle 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 sıkayım mı yanaklarını? Nokta burun. Nokta burun. Saatlerimiz şu anda 10'a geliyor. Nas zaten birazdan uyuyacak. Yani bugün ilk uykusunu yapacak diyelim. Ben de şimdi burada koltuğu açtım. Nas'ı oyun odasına şöyle koydum. Hemen şöyle bir evi süpüreceğim. Bu arada elektrikler gitti ama elektrikler de gitse tabii ki bu Dyson candır. Rahatlıkla ev süpürebiliyorum. Diyecektim ki Dyson'ımı şarj etmemişim. O yüzden çok fazla süpüremeyeceğim. Yani ancak bir salon için yeterli diye düşünüyorum. Sonra artık anne işte bir kahvaltı yapar değil mi? Ondan sonra birlikte yapar mıyız? Sanki biraz uykun geldi gibi senin. Gelmedi mi? Tamam peki. Zaten şunu bekliyorum şu anda. Nas'ın uykusu geldiği gibi direkt böyle ellerini yüzüne getiriyor. Ve yüzüyle oynamaya başlıyor işte, gözleriyle oynamaya başlıyor. Oradan zaten anlıyorum. Bir de beyaz tenli olduğumuz için Nas'ın kaşları ve gözleri kıpkırmızı oluyor uykusu geldiğinde.
şöyle bir kere sıkabilirim. Bak bak bak. Şöyle bir kere sıkabilirim. Yalnız sadece tek bir diş şarjla salonu süpürebileceğimi düşünürken salonu, Nas'ın odasını, ara yeri, yatak odasını ve banyoyu süpürdüm. Gerçekten tek bir şarj bile bayağı bir götürdü. Düşünenler için bu süpürgenin linkini kesinlikle bırakacağım. Bu arada benim süpürgenin modeli V8. Tabii bunun artık büyük modelleri de çıktı. Ama ben gayet çok memnunum. Sizler için linkini bırakırım. Oradan bakarsınız. Biraz birlikte uyuyalım mı anneciğim? Nas yanına şimdi uyku arkadaşını da aldı. Genelde buna kafasını yaslayarak uyuyor. Bu arada bir yerde okumuştum. Daha doğrusu internette bir yerde görmüştüm. Nas uykuya dalacağı zaman tek başına yatmıyor. Yani yanında ya ben uzanıyorum ya da Tunca uzanıyor. Mesela şöyle, Nas uykuya iyice daldıktan sonra işte ben veya Tunca hangimiz uyutuyorsak yanından kalkıyoruz. Tabii iyice uykuya daldıktan sonra. Ben bu uyku arkadaşını ebebekten almıştım. İnternette de böyle bir şey görmüştüm. Yani bu bildiğiniz şöyle bez bir hani uyku arkadaşı. Yani hiçbir özelliği yok aslında. Ve okuduğum yazı şuydu. Eğer bebişiniz sizinle uyuyorsa böyle bir uyku arkadaşını değerlendirebilirsiniz. Peki nasıl değerlendirebilirsiniz? Mesela ben nasıl uyutmadan önce uyku arkadaşını birazcık böyle kucağımda tutuyorum. Hani buna birazcık böyle kokum sinsin diye. Sonrasında nasıl yanına bırakıyorum akşam uyuduğu zaman. Gerçi bununla artık devamlı uyuyor. Yani gündüzleri de bununla uyuyor da. Genelde bana herkes şey diyordu, işte başucuna bir tişörtünü bırak giydiğin. Ya da işte herhangi bir kıyafetini bırak. Ama bu uyku arkadaşı yöntemini çok sevdim. Gerçekten bunu böyle birazcık kucağımda tutuyorum. Böyle birkaç dakika. Sonrasında böyle Minnaş'ın yanına koyuyorum. Onunla birlikte çok güzel uyuyorlar. Evet. Bizim Minnaş bununla uyumaya çok alıştı. Hadi gel o zaman. Hadi anneciğim. Tamam. Hadi yatalım. Şimdi biz birazcık birlikte uyuyalım. Genelde böyle saat 10 ile 12 arası olan uykuyu birlikte yapıyoruz. Ben de Nas'la birlikte uyuyorum. Evi süpürdüm, temizledim. Şimdi Minnoş'umla birazcık uyuyayım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Hadi kamerayı kapat. Gel 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 gel. Gel gel gel. Günaydın. Ama uyanalım artık, saat 1 olmuş anneciğim. Artık karnımızı doyuralım. Evet. Oh. Hadi günaydın anneciğim. Evet, Nas şimdi oyun odasında oynuyor. Şu kurutma makinesinin halini görüyor musunuz? Şimdi hemen şurayı bir temizleyeyim. Ondan sonra çamaşırları çıkarayım. Çünkü şu anda çamaşırları şuradan çıkarabileceğimi hiç sanmıyorum. Bakın buraya bir Minnoş geldi. Ben çamaşır makinesini çalıştırırken içeride birileri sıkılmış. Nas Hanım da yanıma geldi. Değil mi anneciğim? Şimdi ellerimizi yemiyoruz. Oh tadı çok güzel. Oh tadı çok güzel. Herkese tekrardan günaydın, merhabalar. Bu vloguma şu anda 2-3 gün bir ara verdim. 2-3 gün sonra devam ediyorum kaldığım yerden. Bugün günlerden Perşembe ve Nas şu anda arkamda uyuyor orada. Ben de hemen şöyle bir makyaj yapıyorum, bir hazırlanayım dedim. O sırada da hemen bir vlog başlatayım dedim. Burada bir Minnoş uyandı. Bak böyle sessiz sakin duruyor. Uyanıyor. Ben de onu böyle kameradan yakalıyorum. Günaydın. Günaydın, günaydın. Hadi karnımızı doyuralım mı? Sonra üstümüzü değiştirelim. Sonra da dedeyle birlikte çıkalım. Anlaştık mı? Olur mu? Evet, anlaştık. Tamamdır. Nas. Nas deyince nasıl Nas, anneciğim çok teşekkür ederim. Bu ne bir tane? Bak. Bak. Ne kadar güzel değil mi anneciğim? Oo, mis gibi yaptım buramı.
Gözler, kulaklar, ağız ve burun. Artık ezberledim şarkıları. Evet, çok eğlenceli. Bak bak. Bak bak, sen neleri vuruyorsun? Ya sen leoparlı montunu mu giydin anneciğim? Nedir böyle bu mont? Çok bu nedir? Kızım. Yavrum ya, aşıya gidiyor, haberi yok. Oy, ay kurban olurum ya. Anneciğim ya. Büyüyünce geçecek bunların hepsi. Hiçbirini hatırlamayacaksın. Tamam mı? Evet. Minnoş aşısını oldu. İki tane aşı oldu her iki bacağından. Bir tanesinde hiç sesi çıkmadı. Ama bir tanesinde çok ağladı. Ben de şimdi eve uğradım hemen. Fitil aldım. Ne olur ne olmaz yanımızda kalsın diye fitil. Şimdi de tekrardan annemlere geldim. Nas annemlerde. Ben zile basmayayım. Nas uyuyordu çünkü. Annemi arayayım. Geçenlerde bu aşı olduğunda hiç ateş yapmamıştı. Anneciğim, iyi misin? Güzellik uykunuzdan uyandı. Sen kime bakıyorsun? Limona mı bakıyorsun? Limon. Limon. Şeker fare yapalım. Beren de senin. Ne yapacağız? Şeker fare. Şeker fare yapacakmışız. Bu hafta sonu nasıl? Doktor kontrolü var. Hafta sonu gideceğiz. Hatta hafta sonu spa'ya gideceğiz değil mi? En son 40 günlükken gitmişti. Uyku arkadaşı. Hayalet gibi. Hayalet. Nasıl bir arkadaş öyle? Onun uyku arkadaşı mı? Ne kadar sevimli. Anneanne. Benim ben seni. Ne yapalım? Ne yapalım? Ben de senin gibi kafa çalayım mı? Gel gel gel. Bir tur atalım birazcık. Girdim 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 girdim. Nas uyudu. Annem de mercimekli bulgur pilavı yapıyordu. Çok güzel gözüküyor. Bulgur pilavı pişiyor. En sonunda da üstüne şu soğan, sıvı yağ ve tereyağı. Sonrasında da bulgurlar şiştikten sonra üstüne ekleyecekmiş annem. Annem bir yemek yaparken veya bir şey yaparken ben bile tarif alamıyorum. Çünkü annem göz kararı yapıyor her şeyi. Alıştım şimdi ilk 3 kişilik, ben hemen ayarımı biliyorum. Mesela bunu da göz kararı yaptın şimdi. Ya burada hemen hemen nereden baksan yarım su bardağı mercimek var. İki, of çok güzel gözüküyor. Kupa kadar çok da güzel kokuyor. Var. Şimdi burada da malzemelerimiz hazır. Özlem Usta durur mu? Durmaz. Birazdan da şekerpare yapacağız. Gram margarin, tereyağı da koyabilirler. Ben sevmiyorum, ağır oluyor diye bezel kullanıyorum. Bir çay bardağı irmik, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı pudra şekeri, bir tane yumurta, bir kabartma tozu, bir vanilya. Ölçü, yani burada 3 su bardağı un var ama ölçülü koyacağım. Çok katı bir sert hamur olmayacak. Aslında nasıl uyuyorken keşke ben de kuaföre gidip gelseydim. 2 dakika arabayla. Yani bir günde, bir gün içerisinde böyle saç, baş, kuaför, yani bu işleri halletmem çok zor oluyor. Çünkü böyle işte kaş, bıyık, ağda bunlar için Sema ablaya gidiyorum. İşte tırnaklarım için Beylikdüzü'ndeki bir yere gidiyorum. Sonrasında saçlarım için Avcılar'daki kuaföre gidiyorum. Ya gerçekten hepsi farklı farklı bölgelerde, farklı farklı yerlerde. O yüzden bir günde hepsini bitiremiyorum. Naz şimdi bize şekerpare yapacak. Evet. Ne lezzetli olur biliyor musun? Ne kadar lezzetli olur. Oyuncağı da bırakmıyor. İlk önce yağ koydun. Margarin. Margarini koydun. Evet. 125 gram margarin. Ardından bir adet yumurta. Sonrasında bir çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı pudra şekeri. Bunların hepsini karıştırıyoruz. Güzelce karıştırdık. İrmiğimizi ilave ettik. Bir paket kabartma tozu. Vanilya. Vanilya. Şu anda yavaş yavaş unumuzu son olarak da evet üstüne ilave ediyoruz. Böyle hemen çok çabuk oluyor bu tatlı. Eğer şerbetini hemen hazırlayıp soğutabilirseniz bu da hemen yani yaklaşık Beren istiyor mesela bazen. Ben 1,5-2 saat içinde hemen bunu yapıyorum. Beren yemiş oluyor. Fındık koyuyordum esasında üzerlerine ama benim evdeki fındık canavarı eşim fındıkları yemiş. Babam evde fındık bırakmadığı için. Bu da benim çiğ bademlerimdi, ben yiyorum. 180 derecelik fırına koyuyorum. Kızarana kadar içeriz.
de bu kadar. Nas anneannedeyken ben hemen bir kuaföre kaçıp geliyorum. Vallahi haftalardır kuaföre gideceğim, gideceğim, gideceğim. Bir türlü gidemedim. Yarın da artık tırnaklarım için randevu alırım. Yarın da oraya giderim. Saçlarım için bilmiyorum. Saçlarımı kahverengiye boyatacak mıyım, boyatmayacak mıyım? Hiç bilmiyorum. Aa, kameranın da şarjı bitiyor. Tamamdır. Hadi bakalım. Bir gittim geldim ki bizimkiler... Bizimkiler eğleniyor. Bana bakacağız. Ne yapacak? Justin sesine baksın. Ne yapıyordun? Yap bakayım. Kes burayı, kes. Tamam, keseceğim. Yap hadi. Yemin et. Kesin. Yapmaz. İnanmıyorum buna. Saatlerimiz 22.42. Görmüş olduğunuz gibi Damla bizde ve Tuna içeride Tunca ile birlikte maç izliyor. Biz de çay içtik, sohbet ettik. Ben eve geldiğimde saat 7.30'du. Bu kamera beni niye odaklamıyor? Heh, bakmasın yanım. Ben eve geldiğimde saat 7.30'du. Hemen zaten Nas'ın karnını doyurdum, altını değiştirdim, uyuttum derken saat 8 oldu. Yarım saat içerisinde anca işlerimizi hallettik Nas'la birlikte. Sonrasında saat 8'de Nas uyudu. Ardından hemen Damla ile Tuna geldi. Biz sohbete öyle bir dalmışız ki o yüzden vloguma kaldığım yerden devam edeyim dedim. Neyse şimdi kahve yapacağım. Ne yapıyorsun? Gel buraya gel. Kulağından tutacağım, gel buraya. Nasıl yapıyor Damla? Bak gene odaya gidiyor. Bu kaçıncı gidişi sayamadım. Yerinde duramıyor, duramıyor. Tamam bizde kal. Bizde kal. He? Ay işte bakın bak bunlar böyle. Bunlar böyle. Bunlar çekinmek istemiyor. Damla şeye benziyorsun. Şeye benziyorsun. Hani bir programlar olur ya, yüzlerini göstermek istemeden anlatıyorlar. Saatlerimiz 23.56 ve benim mutfak bayağı bir dağılmış durumda. Damlalar da biraz önce gitti. Ben de şimdi hemen şuraları toparlayacağım. Ondan sonra kargolarım gelmişti. Minnoş'umun kıyafetleri geldi. Sizlere onları da göstereyim. Çok güzel şeyler aldım. Zaten saat 12.30 gibi de Minnoş'umun karnını doyuracağım. O yüzden bir an önce şuraları toparlayayım ki ben de şöyle en azından bir 10-15 dakika dinleneyim. Bir de şekerpare gerçekten dehşet olmuş. Annemin ellerine sağlık. Damla ile Tuna'ya da yemek nasip oldu. Gerçekten çok beğendik. Mutfak bitmiştir. Şu anda tertemiz. Ben de hemen size gelen kargolarımı göstereyim. Unibaby'nin şu biberon ve emzik temizleyicisinden kullanıyorum. Bunda da 4 al 3 öde kampanyası vardı. Yani o kadar uygun bir fiyata geldi ki bana. Hem de bunlar zaten bayağı uzun bir süre gider bize. Çünkü böyle 4 tane. Şimdi bunun bir tanesini zaten kullanacağız. Bu diğerini de mutfaktaki alt dolaplardan birine koyarım. Ben NASA daha önce bu Polo'nun pijama takımından almıştım. Yani aslında pijama takımı da değil. Normal günlük de giyilebilecek bir takım. Memnun kaldığım için bunun bir de pembe renginden aldım. Ha bak, diğer takımının üstü böyle. Evet. Evet, diğer takımının üstü böyle. Altı bu renk. Bu da tersi oldu. Aynen. Ve bunu bir beden büyük aldım. Zaten doktorumuz da şöyle söyledi. Çok böyle dar kıyafetler giydirme bebeğine dedi. Yani almışken böyle bir beden büyük al, bol giyinsin evin içerisinde. Hem dedi emeklemesine daha yardımcı olur. Bir beden büyük aldığımda uzun bir süre giyiyor. Şu anda aslında mesela şu kıyafet böyle birazcık bol oluyor. Ama onun rahatlığı açısından gerçekten daha da iyi oluyor. Şu da üstü. Bu Polo'nun kıyafetlerini tavsiye ederim. Gerçekten çok memnun kaldım. Evet, gelelim
en sevdiğim kıyafetleri. Bişler için o kadar güzel böyle yılbaşı konsepti kıyafetler çıkarmışlar ki. Ama genelde çoğu tükenmişti. Bir de zaten şunu öğrendim. Gerçekten bu kıyafetler uygulamaya özel kıyafetlermiş. Ben de her mağazaya gittiğimde diyorum ki mesela hani niye bulamıyorum hani uygulamadaki hiçbir hani hiçbir kıyafeti. Zaten uygulamada fotoğrafın altında küçük bir şekilde orada yazıyor. Hani mağazalarımızda bulunmamaktadır diye. Bu olayı da yeni çözmüş oldum. Şöyle bir tane alt üst takım aldım. Üstü şu şekilde. Altı da şu şekilde. Çok tatlı. Diğer takımımız da. Bunun da altı bu şekilde. Üstü de böyle sivit. Şu pembiş takımdan aldım. Bunu çok beğenerek aldım. Altımız şu şekilde eşofman tarzında. Üstü de yine böyle sivit. Kalpli beyaz minnoş bir tulum aldım. Yine beyaz alt üst bir takım aldım. Böyle altı bu şekilde minik minik kalpli. Üstü de böyle body tarzında yani zıbın tarzında diyeyim çıt çıtlı alttan. Bu sivitler de şu anda indirimdeyken tabii ki de leoparlıyı tercih ettim. Bunların o kadar çok renk çeşidi var ki böyle alacağım zaman çok kararsız kalıyorum renkleri arasında. Bu da ikili takım olarak böyle indirimdeydi. Bir tane şöyle pandalı bir tulum aldım. Bir de şöyle gri bir tulum aldım. Bunların hepsini şöyle yıkayacağım yarın. Bir an önce giydirmek istiyorum çünkü. Vallahi bebiş bekleyen yani böyle hamile arkadaşlarım için hani bazen soruyorsunuz. Mesela Instagram'da soru cevap yaptığımda işte Betül hamileyken aldığım en iyi ürün hani ne mesela ne dersin? Kesinlikle hamileyken evinize kurutma makinesi alın. Yani çok büyük bir rahatlık ya. Ben kurutma makinesi aldığım günden beri çamaşır askılığı nerede yerini unuttum bilmiyorum. Daha bir kere bile çamaşır asmadım. Şart. Bence şart. Evlenirken de şart. Tunca da normalde hiç böyle indirimlerde asla girip bakmaz. Instagram'da bir tane saat beğenmiş. Ben de dedim ki hani Instagram'dan alma. Hani bir şey olur. İade edemeyiz. Bir problem olur. Tunca da o saatin aynısını Trendyol'da bulmuş. Hemen sipariş vermiş. Bugün de geldi. Size o akıllı saatin linkini bırakırım. Tabii akıllı saati gösteririm ama ben pek böyle şey nasıl diyeyim size? Deri kordonlu diyorlar böyle ona. Silikon kordon. Silikon kordon mu? Ben o tarz kordonlu saatleri hiç sevmiyorum. Hani çelik kordon. Böyle saatler olacak bana. Ben böyle saatler seviyorum. Sandalyenin üstünde minik bir eşofman kalmış. Aldıklarımın içinde H&M'den bu da var ama orada böyle katlanıp minik durunca gözümden kaçmış. Bir de şöyle minik bir gri eşofman aldım puantiyeli. Şimdi şöyle bir şey. Belki bu kıyafetlerin linkini isteyecek olan arkadaşlar vardır aranızda. Ama bunların linkini bırakamıyorum. Çünkü ben bunları uygulama üzerinden alışveriş yapıyorum. Yani H&M'in uygulamasını indirip öyle alışveriş yapıyorum. Şimdi burada faturasında bunların ürün kodu var. Eğer sizler telefonunuza H&M uygulamasını indirirseniz ben aşağıya ürün kodlarını yazarım. O ürün kodlarıyla arama yerinden bulabilirsiniz bu kıyafetleri. Yani ürün kodlarını arama yerine yazarsanız o kıyafetler orada zaten çıkar karşınıza. Oradan linkini bırakamıyorum, kopyalayamıyorum. Öncelikle hayırlı olsun. Sağ ol tatlım, teşekkür ederim. Ya şimdi bunda ne özellikler var aşkım? Ya normal şey. Bluetooth'la bağlanıyorsun. Telefonla bağlı. Hı hı. Tamam. Telefonla bağlı. Bütün okay. Telefondaki tüm uygulamalar mevcut. Fonu buraya entegre ediyorsun zaten. He, telefonun ekranında ne uygulama varsa hepsi burada. Aynen alabiliyorsun buraya hepsini. Vay. Çekebiliyorsun. Hı. Şu kordonları sevmiyorum. Okey. Teşekkürler. Kordonu değiştirebilir misin? Yok. Sana? Teşekkür ederim. Okey. Sağ ol. Ben memnunum bak. Çok güzel değil mi? Saatim. Hı-hı. Çok şık. Bence bu saat daha güzel. Bu saatin de linkini bırakacağım. Okay. Bu saat mi o saat mi? Bence bu saat. Kesinlikle o saat. Hangisi? Akıllı saat. Bir kere akıllı. Bay bay. Minnoş'umun karnını doyurmaya gideceğim şimdi. Gitmeden önce de şunu söylemek istedim. Biz bugün 4 aylık olduk. Ayın 25'i. Ve gerçekten zaman su misali. Ne ara 4 aylık olduğunu az. Gerçekten hiç anlamadım. Bugün olması gereken 2 tane aşısını olduğunu az. Ve çok şükür daha önceki aşılarımızda da öyleydi. Hani bugünkü olduğumuz o her iki aşıda da öyle. Ateşlenme olmadı çok şükür.
Ve bir huysuzluğu da olmadı. Hani huzursuzluğu da olmadı. Yani onu rahatsız eden bir durum da olmadı. Bugün nasıl aşı olmaya götürdüğümde orada zaten sağlık ocağında kilosuna, işte baş çevresine, boyuna baktılar. Yani çok şükür her şey gayet iyi, sağlıklı. Bunu sürekli zaten söylüyorum. Sürekli dile getiriyorum. Rabbim isteyen herkese evlat nasip etsin. Rabbim kimsenin kucağını boş bırakmasın. Gerçekten çok güzel bir duygu. Rabbim isteyen herkese versin. Herkese nasip etsin. Bunu canı gönülden söylüyorum. İnanın içten söylüyorum. Ve artık ben yavaş yavaş minnoşumun yanına gideyim. Ama öncelikle bir üstümü falan değişeyim. Pijamalarımı giyeyim. Karnını doyururum. Gazını çıkarırım. Tekrardan yerine yatırırım. Ondan sonra da kaldığımız yerden devam ederiz. Saatlerimiz şu anda gece 1:30. Bizim ev halkı yine uyuyor. Şu anda minnoşum da şöyle yanımda. Monitörden onu izliyorum. Ve bir kaçamak yapıyorum. Tabii ki de kalan şekerpareleri yiyorum. Evet, artık uyku vakti. Hatta şu gece lambamızı da yakalım. Aynen. Ben de bu vlogumu burada sonlandırıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.